Değerli öğrencilerim, merhabalar. Bugün sizlerle 6. ünitemizi tekrarını yapacağız. Umarım faydalı olur. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi canlılar, enerji dönüşümü ve çevre bilimi ünitemizde öncelikle bizim canlıları tanımamız lazım. Biz canlıları üçe ayırıyoruz. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar diye. Üretici canlı kendi besini kendisi üretebilen canlıdır. Çünkü üreticiler güneş ışığını doğrudan kullanabiliyorlar. Ama diğer canlılar ise bunu yapamıyorlar. Tabii ki üretici canlılar bunu taşımış oldukları klorofil sayesinde yapıyorlar. Besin zincirinin aynı zamanda ilk halkasını oluşturdukları için çok çok önemlidir. Yani birazdan besin zincirini anlatın zaman burada olduğu gibi üreticiler birinci basamağı oluşturduğunu lütfen unutmayın. Şimdi bir yaşama birliğinde yer alan canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmış olan bir ağdır ya da bir zincirdir ya da bir enerji piramididir besin zinciri. Örnek olarak işte otu ilk basamağı aldık üretici olduğu için kim onu yiyor? Çekirge. Çekirgeyi kim yiyor? Kurbağa. Kurbağayı kim yiyor? Yılan. Yılanı kim yer? Diyelim ki kartal yiyor diyebiliriz. Şimdi canlılar, besleme şekillerine göre canlı üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlı olarak biz ele aldık. Tabii ki tüketicilere baktığımız zaman besinini dışarıdan yani üreticiler sayesinde hazır olarak alınan canlılardır. Bunlar sadece otçul, sadece etçil ve hem ot hem etle beslenen hepçil olarak gösterebiliriz. Örnekleri burada olduğu gibi düşünebiliriz. Mesela inek sadece otçuldur, aslan sadece etçildir, insan, ayı, fare mesela hem et hem otla beslendiği için hepçildir. Ayrıştırıcılar ise bir temizlik ordusuna benzetebiliriz. Bütün basamaklarda bulunur. Yani canlılar kesinlikle toprağa düştüğü zaman onları parçalayıp onları çürüten canlılardır. Onları çürütüp toprağa karıştırdıkları için aynı zamanda toprağı da tabii ki zenginleştirmiş oluyorlar. Ayrıştırıcılar tabii ki bazı bakteriler ve mantarların hepsi ayrıştırıcı grubuna girdiğini lütfen unutmayın. Besin zincirinde canlılardan birinin sayısındaki artış ya da azalma diğer basamaklardaki canlıların da sayısını mutlaka etkileyecektir. Burada ayrıca bilmenizi istediğim tabii ki fotosentez ve solunum olayıdır. Fotosentezi yapan canlılar tabii ki üretici canlılardır. Diğerleri yapamazlar. Fotosenteze baktığımız zaman klorofilli canlıların güneş ışını kullanarak ve aynı zamanda karbondioksit ve suyu da birleştirip kullanarak besin ve oksijene dönüştüren canlılardır. Dikkat etsen ki mesela tekmesi şu şekilde. Karbondioksiti, suyu birleştirdi ama aynı zamanda ışığı da kullandı klorofil sayesinde. Sonra oksijen ve besini ürettiler. İşte biz buna fotosentez olayı diyoruz. Fotosentezde gerekli olanlar şunlardır. Bunlar gerekli olanlardır. Yani karbondioksit, su, klorofil, ışık olmasa fotosentez başlayamaz. Şunu unutmayın. Bu ürünler yani oksijen ve besin fotosentez için gerekli değildir. Çünkü onlar zaten ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan bir şey başlangıç için tabii ki gerekli değildir. Hemen devam ediyorum. Fotosentez için ışık enerjisi gereklidir. Bitkiler gündüz fotosentez yapabiliyorlar. Gece ise sadece solunum yapabiliyorlar. Ama lütfen unutmayın. Bütün canlıların ortak özelliğidir solunum yapmak. Ha, kimileri oksijenli solunum yapar. Kimileri ise oksijensiz solunum yapar. Kimisi fermantasyon dediğimiz laktik asit veyahut da etil alkol fermantasyonu gerçekleştiriyorlar. Bunların nerelerde gerçekleştiği çok önemlidir. Mesela oksijenli solunum mitokondride gerçekleşiyor. Ama oksijensiz solunum ve fermantasyonlar plazmada gerçekleşirler. Mesela oksijenli solunumda oksijen varken diğerlerinde oksijen yoktur. Diğerlerinde enzim vardır. Yani oksijensiz solunum ya da fermantasyonlar işte etil alkol ve yorgunluk asidi dediğimiz laktik asit fermantasyonunda kesinlikle enzim söz konusu. Enzimler besini parçalıyorlar. Solunumun amacı besini parçalayıp açığa enerji ATP enerjisini ortaya çıkarmaktır. Ama fotosentezin amacı ise besin ve oksijen üretmektir. İkisi arasındaki fark bu. Fotosentez ve solunum birbirinin tam tersidirler. Dikkat etsem burada oksijen ve besin üretildi ama burada ben oksijen ve besini kullandım. Birbirinin tersi oldu arkadaşlar. Burada karbondioksit ve su içeriye girdi. Girenler tarafındadır. Burada ise karbondioksit ve su çıkanlar tarafındadır. Bu çok önemlidir. Oksijen solunumda oksijen kullanıldığı için oksijen daha yakıcı bir maddedir. Daha parçalayıcı özelliği olduğu için açığa daha fazla ATP çıkıyor. Yani 38 tane ATP çıkar. Ama oksijensiz solunum ve fermantasyonlarda sadece ikişer ATP açığa çıkıyor.
Devam ediyorum canlarım benim. Tabii ki döngülere. Biz burada karbon ve oksijen döngüsünü beraber almışız. Çünkü mesela bir solunum olayında sen oksijeni kullanıyorsun, karbondioksit de dışarı çıkarıyorsun. Ya da bir fotosentez olayında sen karbondioksiti kullanıyorsun ama aşağıda oksijeni çıkarıyorsun. Onun için ikisini beraber almışız. Burada fosil yakıtlara karbondioksiti işte fosil yakıtlar, petrol ürünleri veyahut da odunlar veyahut da diyelim ki doğal gaz işte bunları kullandığımız zaman açığa çıkıyor. Karbondioksit dediğimiz madde çıkıyor. Bu aynı zamanda sera etkisi oluşturan bir bileşiktir. Başka karbondioksiti biz solunum yaparken de dışarı veriyoruz. Ama karbondioksiti doğrudan alıp kullanan kimlerdir? Yeşil bitkilerdir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ayrıştırıcılar da aynı zamanda karbondioksiti dışarıya verdiler. İşte gidip gelen bu düzene ben döngü diyorum. Bu karbondioksit döngüsüdür. Burada mesela bir oksijen döngüsünü görüyorsun. İşte ağaçlar oksijeni verdi. İşte fil kullandı. Fil de ağaca ne vermiştir? Karbondioksit vermiştir. Burada da yine bir alışveriş söz konusu olduğunu görüyorsunuz. Canlar ondan sonra su döngüsüne baktığım zaman da yani sular zaten dünyanın dörtte üçü su olduğu için buharlaşmayla su yukarı çıktı. Ama su yukarıdan aşağı yani atmosferden aşağı geldiği zaman da neyle gerçekleşecektir? Yoğuşmayla. Bu yoğuşma sayesinde işte kara dönüşüyor, yağmura dönüşüyor, doluya dönüşüyor. Bu şekilde de yine su döngüsünü ele alacağız. Aynı zamanda unutmayın biz su buharı solunum yaptığımız zaman oksijenli solunumda da biz yine çevreye su buharı olarak suyu verdiğimizi unutmayalım canlar. Hemen devamında canlar azot döngüsü vardı. Azot döngüsü lütfen önemlidir çünkü atmosferde %78 oranında azot bulunuyor. %21 oranında da oksijen vardı. Azot döngüsü önemlidir canlar için çünkü azot proteinin yapısında bulunan bir maddedir. Dikkat ettiyseniz yıldırım ve şimşeklerle de azot su tanecikleriyle birleşip yere geliyor. Yere geldikten sonra da toprak karışıyor ve böylece toprak zenginleşmiş oluyor. Ama onun dışında azotu toprağa karıştıran, toprağa veren tabii ki ayrıştırıcılardır. Bu çok önemlidir bizim için canlar. Hemen devam ediyorum. Sera etkisi nedir? Güneşten gelen ışınları bulutlar ve yeryüzü yansıtır diyor. Yansıttıktan sonra bunlar gidiyorlar atmosferde hapsediliyor. Atmosferde hapsedildiği zaman büyük bir sıcaklık oluşuyor yukarıda ve bu sıcaklığın etkisiyle de tabii ki küresel ısınma meydana geliyor. Onun için olması gereken sera etkisi eğer artarsa sıkıntılıdır. Yani ki şu an biz arttırıyoruz zaten. Fosil yakıtları yani yenilenemez enerji kaynaklarını çok kullandığımız için sera etkisi giderek artıyor. Sera etkisinin giderek artması demek bizim için küresel ısınmanın oluşması demektir. Küresel ısınma kesinlikle çok çok büyük bir tehlikedir. Hemen devam ediyorum. Sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir kalkınma insan ve doğa arasındaki dengeyi kuruyorsun. Aynı zamanda şu anki insanlar yani var olan nesil için sen dünyanın enerji kaynaklarını hem tasarruflu kullanıyorsun ama kendinden sonraki nesil için de yine tasarruflu kullanmak zorundasın. Onlara da yaşanabilir bir dünya bırakman gerekir. Ne diyor? Diyor sağladığı yararlar nedir sürdürülebilir kalkınmanın? Ülke ekonomisine katkı sağlıyor çünkü tasarruflu davranıyorsun. Atık madde miktarını azaltıyorsun çünkü ham maddeyi savurmuyorsun. Yani geri dönüşüme önem vererekten ham madde ihtiyacını azaltmış oluyorsun. Kendinden sonraki nesile de yaşanabilir bir dünya bırakmak için. Enerji tasarrufunu sağladığını söyledik. Çevre kirliliğini azaltmış oluyorsun. Ham madde ihtiyacını azalttığını zaten söyledik. İş imkanı sağlıyor aynı zamanda bu tür çalışmalar. Canlarım benim burada özellikle tekrar etmem gereken bazı ufak şeyler vardı. Mesela bir enerji piramidinde aktarılan enerji hep %10'dur. Onun için gittikçe ne oluyor? Azaldığını görüyorsunuz. Canların vücudunda biriken biyolojik birikim yani zehir giderek yukarıya doğru ne olur? Artar. En üstte bulunan kartaldaki mesela vücuduna biriken zehir daha fazladır. Canlı sayısı yukarı doğru girdikçe lütfen azalır. Bunu da buradaki alanlardan çıkarabilirsiniz. Vücut büyüklüğü genellikle artar diyebilirsiniz. Onun dışında birincil tüketicinin sadece otçul olduğunu düşünmeyin çünkü hepçil de olabilir. Mesela insan da diyelim ki burada marul yiyor ama aynı zamanda yediği zaman birinci tüketici olur. Onun için birinci tüketici sadece otçul da denilemez, hepçil de olabilir.